Bir kişi neden burun ameliyatı olmak ister? Biraz önce bu soru bana soruldu. Aslında birçok ameliyat olmak isteyebiliriz ya da ne demek bıçak altına nasıl yatabilirim de diyebiliriz. Yani, Tanrı böyle yaratmış diyebiliriz. Çok ikilem yaşar bir kişi burun ameliyatı olmadan önce. Ama en önemli sebebi aslında burnunun görünüşüyle barışık değildir. Aynaya baktığında kendisine bakmak istemiyordur. Belki yandan hiç fotoğraf vermek istemiyordur ya da yandan fotoğraf çektirmek istemiyordur. Ya da gülümserken fotoğraf çektirmek istemiyordur. Çünkü gülümsediği zaman burun ucu aşağı bakacaktır. Ve fotoğraflarda son derece donuk, cansız böyle bir poz vermeye bakar. Aslında hepsinin altında bence o kişinin haklı nedenleri var. Ve ben de bir hekim olarak hastalarıma yararlı olacağını düşündüğüm takdirde bu tedavi yapıyorum. Gerçekten yararlı oluyor mu? Bence oluyor. Eğer bu kişide ne istediğini biliyor ise, yani burnundaki bir kemerin alınması, büyük olan burnun küçültülmesi, çukur olan bir yerin doldurulması gibi, daha böyle bir işaret edebildiği kusurlar varsa, kendisiyle barışıksa, o küçük sorunun giderilmesiyle daha iyi hissedecekse, burun ameliyatı olmalı bu kişi. Olduğu zaman kendisi çok daha barışık oluyor. Güne enerjik başlıyor, başkalarına daha çok yararlı oluyor, işinde daha başarılı oluyor, çevresiyle daha iyi iletişim içinde oluyor, daha çok beğeniliyor, daha çok ilgi görüyor ve birçok şey biraz daha olmalı. Hepimiz biliyoruz ki böyle bir ameliyatla beraber bir anda hayat sihirli değneğe dokunmuşçasına değişmiyor. Bunları da bilen, bilinçli bir kişi, ne istediğini net bilen bir kişi ameliyat olmak isteyebilir. Ve ben de kendisine hak veriyorum.